Azerbaycan'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Şimdi sivillere saldıran Ermeni ordusu cephede ağır darbeler alıyor. Ermenistan'ın bir Su-25 savaş uçağı daha düşürüldü. Zengilan bölgesine saldırı girişiminde bulunan Ermeni ordusu püskürtüldü. Azerbaycan ordusu tüm cephelerdeki üstünlüğünü koruyor. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında şiddetli çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 1 Kasım'da Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırından Zengilan bölgesine saldırı girişiminde bulunan Ermeni birliklerinin püskürtüldüğünü duyurdu. 30'a yakın askerini kaybeden Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Çatışmalarda Ermeni ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı da düşürüldü. 27 Eylül'de başlayan çatışmalardan bu yana Ermeni ordusunun düşürülen savaş uçağı sayısı 6'ya yükseldi. Gece boyu Adam ve Acabedi bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermeni ordusuna Azerbaycan ordusu yine cephede karşılık verdi. Adam, Hocavend, Gubatlı bölgelerinde yoğunlaşan çatışmalarda Ermenistan ordusu ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece yaşanan çatışmalarda Ermeni ordusuna ait 4 Grad roket atar, 10 farklı tipte top, 3 adet mühimmat yüklü kamyon ve 5 askeri aracın cephenin farklı bölgelerinde imha edildiğini duyurdu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri gece boyunca Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Saldırılara anında karşılık verdi Azerbaycan ordusu. Ermeni güçlere ciddi kayıplar verdirdi. Şimdi cephe hattına gideceğiz. Son durumu bize muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu aktaracak. Evet Bülent, senden alalım ayrıntıları, son durumu. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişi devam ediyor. Öncelikle bunu hemen vurgulayayım ve Ermenistan askerlerine çok ağır darbe indirildi birçok cephe hattında. Ve 3. Ateşkes anlaşmasına rağmen o ateşkesin ihlal edilmesinin ardından bugün bir hafta geride kaldı. Ve Ermenistan ordusu tarafından bu bir haftalık ihlal boyunca 1500'den fazla topçu ve havanlı saldırı yapıldı. Bunun yanı sıra 40'tan fazla smert füzeli saldırı gerçekleştirildi sivil yerleşim yerlerine. Şu anda aslında bu son bir haftayı toparlamam, özetlemem gerekiyorsa size, son bir hafta içerisinde Azerbaycan ordusu çok önemli, çok kritik noktalara doğru şu anda ilerleyişi var ve bir hafta içerisinde yaklaşık 13 köy işgalden kurtarıldı. Şu ana kadar işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193'e yükselmiş durumda. Bu son bir hafta içerisinde özellikle Ermenistan ordusunun 5 yerleşim yerlerine sürekli saldırısı vardı. İşte o saldırıların yapıldığı noktalar Azerbaycan güçleri tarafından top atışlarıyla vuruldu ve birçok mevzi, Ermenistan ordusuna bağlı birçok mevzi imha edildi. Yine son 24 saat içerisinde çatışmaların yoğun olduğu nokta Hocavend ekseni. Hemen öncelikle onu vurgulayayım. Hocavend, Ermenistan'ın şu anda işgali altındaki önemli kentlerden birisi. Şimdi Fuzuli ve Hadrut istikametinden Hocavend'e doğru ilerleyiş var. Aslında ilerleyiş Fuzuli hattından Şuşa'ya doğru. Şuşa'ya ilerleyiş güzergahındaki Hocavend kentini de belki kısa süre içerisinde Azerbaycan ordusu kontrol altına alabilir. Çünkü son 72 saat içerisinde sürekli yoğun çatışmaların yaşandığı ve Azerbaycan ordusu topçu birliklerinin yoğun şekilde vurduğu noktalardan birisi Hocavend ve Gubatlı hattı. Şimdi Gubatlı hattı üzerinden Azerbaycan ordusu Laşin bölgesine doğru ilerliyor ve bu ilerleyiş güzergahındaki köyler işgalden kurtarılıyor. Bir diğer nokta ise dediğim gibi Fuzuli hattı. Fuzuli hattının önünde Hocavend kenti var. Ermenistan ordusunun işgali altında. İşte Hocavend'in civarındaki köyler de yavaş yavaş işgalden kurtarılarak Azerbaycan ordusu Hocavend'i kısa süre içerisinde belki kontrol altına alacak ve bu Hocavend hattı üzerinden hem Fuzuli hattı hem Hocavend hattı üzerinden Şuşa'ya doğru ilerleyiş devam edecek. Zaten Şuşa'ya çok az bir mesafenin kaldığı bilgisi var. Şuşa'ya bağlı bazı köylerin kısa süre içerisinde Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçme ihtimali olduğu bilgileri var ki o hatta özellikle Azerbaycan ordusunun şu anda kontrol altına aldığı Cebrail üzerinden
hem Şuşa'daki hem de Laçin bölgesinde bulunan Ermenistan mevzileri ve karargahları ile silah depoları ve mühimmat depolarının topçu atışlarıyla vurulduğunu hemen aktarayım ki özellikle bu üç hat üzerinden Gubatlı, Cebrail ve Fuzuli hattı üzerinden içeriye doğru ilerleyiş var. Ki zaten yoğun olarak ilerleyişin olduğu hat Gubatlı, Cebrail ve Fuzuli hattı. Bu hat üzerinden hem Şuşa'ya hem de Laçin koridoruna doğru ilerleyiş devam ediyor. Ve şu anda geçtiğimiz yayınlarda aktarmıştım. Azerbaycan ordusu şu anda işgal altındaki Dağlık Karabağ'da en son 40 kilometreye kadar bir derinliğe inmişti. Ancak bu derinliğin 42-43 kilometreye kadar çıktığı bilgisi var. Cebrail hattı üzerinden özellikle. Cebrail hattı üzerinden 42-43 kilometreye kadar bir derinliğe inmiş durumda. Ve bu hatta Laçin koridoruna biraz daha yaklaştı şu anda Azerbaycan ordusu. Ancak esas şu anda önemli hedeflerden bir diğeri ise Şuşa kenti. Ki işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın en önemli adeta kalbi niteliğindeki Şuşa'ya da Azerbaycan ordusunun her geçen gün, her geçen saat biraz daha yaklaştığını söyleyebilirim. Birçok cephe hattında şu anda Ermenistan ordusuna ağır darbeler indiriliyor. Hem silahlı hava araçları, SİHA'larla tespit edilen top mevzileri vuruluyor. Ağır silahlar vuruluyor. Hem de işte o Şuşa ve Laçin bölgesine destek amacıyla Ermenistan'dan getirilmek istenen askeri konvoylarda aynı şekilde insansız hava araçları tarafından tespit ediliyor ve ardından da SİHA'lar tarafından o konvoy vurularak etkisiz hale getiriliyor. Şu anda Ermenistan ordusunun birçok mevzide çökertildiğini söyleyebilirim. Yani gelen konvoylarda vuruluyor ve birçok noktadan da Ermenistan askerlerinin kaçtığını hemen aktarmış olayım. Evet, sivil yerleşim yerlerine aslında saldırılar devam ediyor. 29 Ekim'de Cenevre'de yapılan toplantıda şöyle bir karar alınmıştı. Yani Ermenistan'da zaten Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırmıyor ama Ermenistan o Cenevre'deki toplantıda sivil yerleşim yerlerine saldırmayacağını sözünü vermişti. İşte Agit Minsk grubu eş başkanların huzurunda. Ancak o 29 Ekim'den geçen süre içerisinde halen smaç füzeleriyle saldırı devam ederken topçu atışlarıyla ve havan atışlarıyla sivil yerleşim yerleri vurulmaya devam ediliyor. Hangi hattan ağırlıklı olarak şu anda Ermenistan'ın işgali altındaki Adam ve Adere kentlerindeki Ermenistan ordusu tarafından topçu atışları ve saldırılar sivil yerleşim yerlerine devam ediyor. Ermenistan'ın işte o Cenevre toplantısına ardından verdiği söze rağmen sivil yerleşim yerleri vuruluyor. Hangi bölge vuruluyor? Şu ana kadar Ermenistan'ın hedefinde olan saldırılara maruz kalan 5 bölge var. Bunlardan Adam, Terter, Berde, Ağcabedi ve Goranboy bölgeleri ve sabah saatlerinde Adam ve Ağcabedi bölgeleri bir kez daha Ermenistan ordusu tarafından vurulmaya başlandı. İşte o saldırıların düzenlendiği Adere ve Adam'da tespit edilen Ermenistan hedefleri de Azerbaycan topçu birlikleri tarafından şiddetli şekilde vuruldu. Ve şu anda biz Terter bölgesindeyiz. Buradan zaman zaman top atışları sesleri geliyor. Adere hattı şiddetli şekilde şu anda Azerbaycan ordusu tarafından vuruluyor. Evet, şu anda 27 Eylül'den bugüne kadar Azerbaycan ordusu çok önemli ilerleyiş kaydetti ve halen o 3. ateşkesin ihlalinin ardından da Azerbaycan ordusunun içeriye doğru ilerleyişi devam ediyor. Ama şu anda iki hat çok önemli. Bu iki hatta da yani Laçin koridoru ve Şuşa kentine doğru ağırlıklı olarak Azerbaycan ordusu şu anda bu hat üzerinden ilerliyor ve ilerlemeye devam ediyor. 42-43 kilometre kadar bir derinliğe inilmiş durumda bu bölgede. Evet, şu anda özetleyecek olursak bölgede çatışmalar devam ediyor ve Azerbaycan ordusunun özellikle bir diğer hedeflerinden birisi de Madagiz bölgesinden Murov Dağı üzerinden Adere hattını tamamen kontrol altına almak. O Murov Dağı'nın kontrol altına alınmasının ardından bu Murov Dağı dediğim işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın hemen batısında bulunan Murov Dağı var. O dağın bir kısmını, önemli bir kısmını Azerbaycan ordusu kontrol altına almıştı. İşte o dağın eteklerinden Adere'deki Ermenistan mevzileri de aynı şekilde vurulmaya devam ediliyor. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişi sürerken ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın birçok mevzisi hem SİHA'larla hem topçu atışlarıyla vuruluyor ve Azerbaycan ordusunun ordusuna bağlı komando birlikleri de içeride ilerleyişini devam ettiriyor. Yine bu ateşkesin 3. ateşkesin ihlalinin ardından çok sayıda T-72 tanklar olsun, obüs topları olsun, ağır silahlar olsun, mühimmatlar olsun çok sayıda askeri malzeme ele geçirilmiş durumda Azerbaycan ordusu tarafından. Evet, deneyimli savaş muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu
Suriye'de, Irak'ta, çatışma bölgelerinde yıllarca görev yaptı. Şimdi tecrübesini Bakü'de Azerbaycan, Ermenistan cephe hattında bize aktarıyor. Son derece önemli bilgiler verdi. İki hattan ilerliyor Azerbaycan ordusu. Şuşa ve Laçin koridoru hedefte dedi ve 42-43 kilometre derinliğe kadar indiler dedi. Son derece önemli bilgilerdi sevgili seyirciler. Çok teşekkürler aktardıkları için.